Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yes! Yeni videoma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte, evet, Allah da ötesini bırakmaz, tam 54. bölümüyle karşınızdayım sevgili değerli izleyici konuklarımız. Bu videoya 54.000 yardır atıyor musunuz? Sakarya'ya buradan ülkemizin dört bir tarafına, dünyanın dört bir tarafına videoyu izleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Aleyküm selam dediğimizde duyuyor gibiyim. Başlıyoruz o zaman sevgili değerli izleyici konuklarımız. Like'larınız, özellikle 54 beğeni unutmuyoruz. Yorumlarda yardırıyoruz. Haydi bakalım. Final bölümümüz bu arada sayın değerli yazar Ahmet Rıfat Sağlam'ın eserinden Allah da ötesini bırakma. Sağlıcaklı bir şekilde 54 bölümü gerçekleştiriyoruz. Hizmetinize sunuyoruz. İnşallah sizlere faydamız, katkımız olmuştur diyoruz. Sonrasına başlıyoruz. 4. bölümümüzde daha sonrasında bitişimiz var. Evet. Suçu üzerinden atmaya çalışırsın. Adı kader olur. Kendi ihmallerinde boğulursun. Ömrün heder olur. Ahmet Fat Sağlam. Evet. Başlıyoruz. Başlık çerçevemiz. Temeli tevekkül sanma. Allah'a dayan ve tevekkül et. Bu sana en büyük bir güç ve dayanak olur. Kimsenin karşısında güçsüz ve çaresiz kalmazsın. Allah'ın istediği kul profilinde ona tevekkül edip ondan yardım dilemek vardır. Vardır. Allah her türlü çalışmayı yaptıktan sonra kendisine tevekkül edenleri sevdiğini söylüyor. Ali İmran suresi 159. ayeti kerimesinde geçmektedir efendim. Fakat burada en çok dikkat etmen gereken şey, tevekkülü bir eylemsizlik, durgunluk ve uyuşukluk olarak görmemelisin. Tam tersine tevekkül üstün bir motivasyon ve kendine ve Rabbine sonsuz bir güvenin adıdır sevgili değerli izleyici konuklarım. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a dayanıp güvenirse o ona yeter, şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Talak suresi 2 ve 3. ayetlerde geçmektedir. Kur'an'da yaratıcı ısrarla üzerinde durmaktadır ki o kendine dayanan ve güvenenleri yarı yolda bırakmaz. Günah işlemekten geri durmaya çalışan kişiye her daraldığında bir çıkış yolu görürsün, gösterir ve görürsün. Kişi kendini ne kadar güçlü ve akıllı görürse görsün, hakkında hayırlı olan sonuç için Allah'tan yardım dilemesi gerekiyor. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü kımıldayan her canlının kaderi onun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dost doğru yoldur. Kut suresi. Bu ve benzeri ayetler gösteriyor ki Allah canlıları bazı kurallar ve ölçüler içinde yaratmıştır. Fakat Allah koyduğu yasalara mahkum ve mecbur da değildir. Söz konusu isteyiş onun kontrolünde ilerlemektedir. Onun kontrolünde gözetiminin olmadığı bütünüyle ona bağlı olmayan hiçbir canlı yoktur. Sen çalış, gayret et ve sonra Allah'tan iste, verip vermemeyi ona bırak. Dünya dediğimiz bu alemde gerçek başarı Allah'a ısrarla el açmak ve onun karşısında samimiyetle durmaktan başka bir şey değildir. Sakın tembelliği ve uyuşukluğu tevekkül sanmak gibi bir hataya düşme. Tevekkülün tembellik değil, bizzat mücadelenin kendisini olduğunu Mehmet Akif çok güzel ifade etmiş. Mütevekkil kadermiş, öyle mi? Haşa, bu söz doğru değil. Değil doğru. Belanı istediğin Allah da verdi. Doğrusu bu. Çalış dedikçe şeriat çalışmadın, durdun. Onun hesabına birçok kurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden. Yorulma öyle ya Mevla, ecir hasırken yazıp sabahleyin elden çıkarken işlerini birer birer
Tekmil edince defterini, bütün o işleri Rabbim görür, vazifesidir, yükün hafiflediği, sen şimdi doğru kahveye gir. Çoluk çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak, hüda ve iki umurun beyni, keyfine bak. Onun hazine-i inamı kendi veznendir, havale et, ne kadar masrafı olursa yeri, silahı kullanan Allah, huzurdu bekleyen o. Levazanın bitivermiş beyni ekleyen o. Çekip kumandası altına ordu ordu melek, senin hesabına kuhar-ı hak, har olacak. Başın sıkıldı mı kafi, senin o nazlı sesin, yetiş de kendisi gelsin, yahu huzuru göndersin. Elinde hastalanan varsa borcudur bakacak, şifa hazinesi derhal olup olup atacak. Demek ki her şeyin Allah yanaşman ırgadın o. Çoluk çocuk ona ait, lavan bacın dadın o. Vekili harcın o, kahyan müdiri veznen o. Alış seninse mesur olan verişten o. Denizde cenk olacakmış gemin o, kaptanın o. Ya ordu lazımmış askerin kumandanın o. Köyün yasakçısı şehrinde baş muhasılı o. Tabi bir aile eczacı hepsi hasılı o. Ya sen nesin mütevekki? Yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerekti. Ne saygısızlık bu. Hüdayı kendine kul yaptı. Kendi oldu hüda. Utanmadan da tevekkül diyor bu cüret ana. Evet sevgili değerli izleyici konuklarımız, finalimizi noktaladık. Bitişimiz var bizde. Ona da bekliyoruz. Mutlaka her seferinde her zaman izleyebilirsiniz diyoruz. 54 bölümde bırakıyoruz. Sakarya'ya buradan selam olsun. Ülkemizin dört bir tarafında, dünyanın dört bir tarafında videoyu izleyen herkese. İnşallah buraya dikkat almışsınızdır. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başta Ahmet Tıfas sağlama. Bir de bitişimiz olacak. Bitişte görüşeceğiz. Lakin izlemediğiniz bölümler olur, izlediğiniz bölümler olur. Her seferinde her daim bekliyorum. Videolarıma bakabilirsiniz. Sizlere katkım olması açısından faydalı bir şekilde, eğlenceli bir şekilde videolar derliyorum. Abone olup kanalımıza bildirimleri de açarsanız videolardan haberdar olmuş olursunuz. Aynı zamanda buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Allah da ötesini bırakmayı izlediğiniz için genel anlamda bir teşekkür ediyorum. Yazara da yine aynı şekilde defalarca ettik. Bitişimizde de yine aynı şekilde yapacağız. Ama felakin bugünlük burada. İşte bu videomuzu, finalimizi Allah ötesini bırakmayı noktalıyoruz. Bitişlerle görüşmek üzere yine aynı şekilde. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Yes! Videolarda, bölümlerde falan diyeceksin ama yapışsınız. Yes! Videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Hayırlı günler. Hayırlı günler.